Allah subhanahu wa ta'ala وَاَنْزَلْنَا الْحَد۪يدْ ف۪يهِ بَأْسٌ شَد۪يدٍ Biz temirde nazıl kıldık, bu temirde katlı kuvvet vardı. ف۪يهِ بَأْسٌ شَد۪يدٍ Karaya Allah subhanahu wa ta'ala ayette bizlerini temirden faydalanışlıkça çakır. Biz bu derslerden faydalanmadık, birbirimizle avara bulduk. Bunun neticesi de temirden faydalanan düşmanlar, temirden faydalanan Yahudiler, temirden faydalanan Nasraniler küçeyip gitti. Müslümanlar, bana bu derslerle itibar verip düşünüşlük gerek, tarihke karışlık gerek, siyasetke karışlık gerek, vakilikke karışlık gerek, uzunlu dinike karışlık gerek. Yahudiler bilen kelişemiz, Yahudiler yakşı insan, Yahudilerge yakşılık siz görem yakşı buladı. Diyen adamlar uzunu dinini düşünmeyen adam. Rabbisinin kitabını okumaya adamlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in siretini okumaya adamlar. Ya eyyühellezine amenu. İn tansurullahi yansurkum ve yüthabbit akdemekum. Ey iman kettirgeller. Eğer Allah ki oradan verselerin, yani Allah'ın şeriatıge amel kılselerin, Allah Teala'nın dinige taslim bulselerin, yansurkum Allah Teala sizlerge müsret verir. El ceza o min cinsil amel. Ceza amelde cinsidir. Eğer siz dinge oradan verseniz, Allah'ın buyruklarını becerseniz, Allah Teala'ya lebbeydir. Allah tamamen hareket etsiz, şimdi Allah Teala'nın galebesi gelir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbimiz, ilahımız, mabudumuz Allah Subhanehu ve Teala'ya hamdü senalar bulsun. Ve sevgili, sevimli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ye ko'p salavatlar ve salamlar bo'lsin. Allah subhanahu wa ta'ala'nın fazla merhameti bilen fikri şubahlarını eritiş nomli dersimizni qilib kelyapmiz. Hozirgi kunda musulmonlarni chalg'ituvchi fikri şubahlar juda ham ko'p. Xosatan mana bugungi kunda juda ham olamda har xil hodisalar, har xil voqealar, har xil gaplar, har xil g'oyalar keyin tarqalib odamlar bu holatda nima qilishligini bilmaydigan holatga tushib qolyapti. Albatta bularni eng katta sababi odamlar o'zini dinini yaxshi tushunmaganlik. Inson agar dinini yaxshi o'rgansa, dinini to'liq biladigan bo'lsa, dini nimaga buyuradi, dini nimadan qaytaradi, dini nimaga aralashlikka chaqiradi, nimaga aralashmaslikka chaqiradi. Bu narsalarda agar inson bilsa, inson fitnalardan, musulmon odam fitnalardan salomat holatda yashaydi. Albatta Alloh taoloni tavfiqidan, Alloh taoloni madadidan keyin. Bugungi kundagi ummatning holati juda ham ajoyib holat. Mana bu Falastinda bo'layotgan hodisalar, Falastinda bo'layotgan ishlar ko'pchilikni juda ham mahzun qilgan, juda ham xafa qilgan, qalbini ranjitgan, og'ritgan holatlar. Bu yerdagi musulmonlarga mana bu yahudiy siyonistlar tomonidan qilinayotgan zulm sababli musulmonlar juda ham tushkun holatga tushgan. Mana u joyda jang boshlanganiga bir oydan oshdi. Shu vaqt mobaynida musulmonlarga misli ko'rilmagan, yaqin o'tmishda misli ko'rilmagan zulmlar qilindi. Bolalarga yu, ayollarga yu, musulmonlarni orasini ajratmasdan yosh u kattani, ayol u erkakni ajratmasdan ular hammalariga bir xilda birdek zulm qildi. Bu narsalar bizlarga ko'rsatadiki, musulmonlar bu dushmanlarga qarshi turishlik uchun birlashligi kerak. Birlashlik, birdamlik, dinini o'rganishlik va kuchayishlik sabablariga harakat qilishlik bu juda ham muhim. Musulmon odam agar birlashmasa, musulmon birodarlari bilan va kuchayishlik sabablarini olmasa, u dushmanlardan mana bu bugungi kunimizdek juda ham qattiq zarbalarni qabul qiladi.
Müslümanların adadı, sanağı, cüda ham köp. Lekin, birdemlik yok, birlik yok, birbirini kullab kuvvetleşmek yok. Birbirini daim ayıpladı, birbirini yomonlab çıkadı, daim birbirini köylege, birbirini ayıbını açtığı hareket kıldı. Müslümanların işi şu bu kaldı. Yani Müslümanlar, Müslümanlar buna avarı. Düşman kalıp, taşkardaki düşman kalıp, içindeki uzunu, biraderi bilen, dindaşı bilen avarı. Uzunu dindaşıya karşı tergelli görür. Uzunu dindaşını, Müslüman biraderini ıslah kılışındaki hareket kılmazdan, onu satıp, onu kamab, onu yukatışındaki hareket kılır. Yok ki onu kamattırıp, yukatışındaki hareket kılır. Birdemlikke hareket kılmaydı, birlikke hareket kılmaydı. Şu içi bilen maşgul bubka geldiği sebeplik, Müslümanlar cüda hem zayıf bubka. Taşkı taşkaredeki düşmanlarına itibar vermeyin. Taşkı düşmanlar bilen işi yok. Taşkı düşmanlar bilen işi bulmazsan, daim uzun içi bilen maşgul bubka geldiği de, taşkaredeki düşmanın kimliğini hem bilmeyin. Bana hazır bu Falestin'de Yahudiler tamamından, bu Siyonist, badbah, zalim Yahudiler tamamından Müslümanlarına zulüm kılıyor. Yahudiler 80 yıl oldun Falestin yerlerine kirip kegen bosa, bana 80 yıl mobaynide ular cüda hem küçülük tergelli kördü ve kuvvet sebeplerini aldı ve bugünkü günde körüp durgenimizdik ular cüda hem katta küç kuvvetke ege boldu. Karim, Müslümanlar bosa bu narsaga itibar vermezden Müslümanlardır üstüden hem şu 80 yıl ottu. Müslümanlarda ham qo'lida pul bor, Müslümanlarda qo'lida ham imkoniyatlar bor, Müslümanlarda ham aql bor, Müslümanlarda ham farosat bor. Ular ham o'sha Yahudilarga o'xshash inson, Müslümanlar ham inson. Oddiy odam harakat qilsa bo'ladi, lekin harakat qilmadi. Asosiy Müslümanlarning ishi bir-biri bilan mashg'ul. Bir-birini aybini ochgan, bir-birini yomonlagan. İnternetga chiqib olib, bir-birini doim aybini aytib yotadi. Mana shu narsalar bilan ovora. Isloq qilishlik, to'g'ri tomonga harakat qilishlik, taqvo qilishlik, Alloh taologa ibodat qilishlik, Robbisi bilan o'rtasini isloq qilishlik, diniga qattiq amal qilishlik, Alloh taoloning buyruqlari bilan mashg'ul bo'lishlik degan narsa yo'q. Inson agar dini buyurgan narsalar bilan mashg'ul bo'lsa, Alloh taolo talab qilgan narsalarga e'tibor bersa, u boshqalarga e'tibor bermaydi. Dindosh, dindor birodarlari bilan uning ishi bo'lmaydi. U o'zini isloq qilishga harakat qiladi. Alloh subhanahu va taolo "Va anzalna al-hadid fihi ba'sun shadid." Biz temirni nozil qildik, bu temirda qattiq quvvat bor deydi. Fihi ba'sun shadid. Bas degani quvvat degani, shadid degani qattiq degani, kuchli degani. Temirda kuchlik quvvat bor dedi. Qarang, Alloh subhanahu va taolo oyatda bizlarni temirdan foydalanishlikka chaqirdi. Biz bu narsalardan foydalanmadik, bir-birimizni ko'lab, bir-birimiz bilan ovora bo'ldik. Buni natijasida temirdan foydalangan dushmanlar, temirdan foydalangan Yahudiler, temirdan foydalangan Nasroniler kuchayib ketdi. Mana Alloh subhanahu va taoloning oyatda aytgan kalomini biz isbotini ko'rib yashayapmiz. Tanklar ham temirdan, samolyotlar ham temirdan, raketalar ham temirdan, hamma narsa temirdi. Demak, temirda juda ham kuchli quvvat bor ekan. Temirdan foydalanishlik kerak ekan. Temirdagi quvvatni, kuchlik quvvatni ishga solishni kerak. Va bundan boshqa qancha shariatimizni kuchayishlik uchun buyurgan, yo'naltirgan ko'rsatmalari bor. Musulmonlar shu tomonlarga e'tibor bermadi. Natijada g'arbdan, Amerikadan, Rossiyadan orqada qolib ketdi. Ularda musulmonlarning qo'lida bo'lmagan qurollar, Müslümanlarda qo'lida bo'lmagan o'sha tanklar, raketalar, samolyotlar mavjud. Alhamdulillah,
Müslümanlar hem sekin sekin küçəyişlikə hərəkət qılıyordu. Lakin Müslümanlarını qolida bölməgən, Müslümanlarda topilmeydigan, Müslümanlar hatta ki işlətçisi bilmeydigan kural əslahələr Yahudilərini və Nasranilərini qolida bol. Çünki ular temirdən faydalandı. Temirdə quvvət barlıqını ular bildi. Və halən ki, Müslümanlar haqlik edi şu nərsəki. Müslümanlar küçəyişlikke haqlik edi. Müslümanlar quvvət səbəblərini alışlikke haqlik edi. Çünki onu dini şu nərsəki çakırgan idi. Dini şu nərsələrdə körsətib bergan idi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç məddə təkrarlab, ələ innəl quvvətlər ramiyo dedilər. Üç məddə təkiblədilər bu gəbdi. Üç məddə təkrarlədilər. Agah bolin kim quvvət atışlıydı dedilər. Agah bolin kim quvvət atışlıydı. Agah bolin kim quvvət atışlıydı. Mənə bugünkü kündə atışlıydı qanaqangi katta quvvət barlıqını biz körüb durubmiz. Bu nərsəgə güvah bolib durubmiz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemdə mənə təlimatlar. Rasulullahını körsətmələr. Şu körsətmələrdə üşlənmədi. Şu körsətmələrgə əməl qılınmədi. Tərgəlik körülmədi. Və halən ki, Allah subhanəhu və teala وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَى Quvvətdən qadır bu genlərinçə tərgəlik körülər deyib ətkən idi. Tərgəlik körülər. Bölməsəm, sizlərini bu yahudilər yaman qılədi deyib Allah teala bir qənçə ayətlərdə ətdi. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُ Sizlərdən Yahud və Nasranilər heç qaçan razı bulmaydı. Lən bilən Allah Teala keltirdi. Zəməxşəri kəşşaf kitabları da lən əbədilikə dalalat qılədi və etki. Lən bilən keltirdi Allah Teala. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُ Ularını siz məzhəbiga, ularını etiqadiga, ularını düşüncəsiga, ularını qayəsiga ergəsiz, kəkin sizdən razı bulədi. Kəkin sizə qoyu verədi. Bölməsəm sizdən heç qaçan Yahud və Nasranilər razı bulməyədi. Heç qaçan sizdən Qərb razı bulməyədi. Heç qaçan Amerika sizdən razı bulməyədi. Çünki Allah Teala etiyyəbdi bunu ayətdə. Allah Subhanehu ve Teala yalğan gəpirədi mi? Allah saxləsin. Allah Subhanehu ve Teala heç qaçan natoru bu gənlərsəni gəpirməyədi. Allah Teala haq bu gən zat. Allah Teala'nın kəlamı həm haq. Qul inna hudallahi huval huda. Aytin, doğru yol Allah Teala'nın yoludur dedi. Ayətin davamıdır. Doğru yol Allah Subhanahu ve Teala'nın yolu. Doğru etiqad Allah Teala bizlərdən tələb qılan etiqad. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem körsətən etiqad. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem çağırğan etiqad. Mənə bu doğru yol. Şu doğru yolunu işləsək, kəgin biz qalib olarız. Kəgin biz qalib olarız. Yahud və Nasranilərdən qalib olarız. Müslümanlar qalib bo'lishligining ikkita sababi bor. Bu ikkita sabab bir-biriga bog'liq. Albatta bu ikkita sabab ushlanishligi kerak. Birinchisi shar'iy sabab. Shar'iy sabab bu Alloh subhanahu va taoloning buyruqlarini qilishlik. Alloh taolo shariatida, o'zining dinida bizlardan talab qilgan amallarni qilishlik. Va Alloh subhanahu va taolo qaytargan noto'g'ri ishlardan tiyilishlik, qaytishlik. Va ikkinchi nusrat g'alaba sababi ikkinchi sabab bu kavniy bo'lgan sabab. Quvvatni olasiz, tayyorgarlik ko'rasiz. Qurol aslahalarini tayyorlaysiz. O'zingizni tayyorlaysiz. Dushmanga qarshi turishlikka tayyorlaysiz. Dushmanlardan, nasroniylardan va yahudiylardan yaxshi gumon qilgan odamlar bular espas odamlar. Ular senga indamaydi. Agar ular bilan yaxshi yashasang, ular bilan kelishib yashasang, senga indamaydi. Degan insonlar bular voqelikni tushunmaydigan, o'zining dinini tushunmaydigan, hayotdagi bo'layotgan hodisalarni tushunmaydigan, siyosatni tushunmaydigan, tarixni bilmaydigan inson. Agar ular bilan yaxshi yashasa bo'ladi deb aytayotgan bo'lsa. Mana shunaqa gaplarni aytuvchilarga
hozirgi Falastinda bo'layotgan hodisalarni biz misol qilamiz. Yahudiylar musulmonlarni ayamasdan erkak va ayolga, yoshqaru yosh kichkinaga ajratmasdan, birortasini ayamasdan qatl om qilyapti, qatl om. Qancha bolalar halok bo'ldi? Qancha bolalar o'ldi? Eng ko'p u joyda o'lgan insonlar bolalar. Yaqin 5000 ga yaqin bolalar o'ldi. 10 mingdan ziyoda bo'lib ketdi o'lgan odamlar u yerda. Bir oy mobaynida. Qarang, 5000 ga yaqini bolalar, kichkina bolalar. Go'daklar, chaqaloqlar. Bularni ayamayotgan insonlar sizga hech qachon do'st bo'lmaydi. Sizni farzandlaringizni, go'daklarni, kichkina-kichkina bolalarni ayamayotgan, ularni qatl-om qilayotgan, ularni ayamasdan ommatan o'ldirayotgan insonlar hech qachon sizga do'st bo'lmaydi. Humul adu fahzaru. Ular düşman, ulardan ehtiyot bo'linglar dedi Alloh taol. Ular düşman. Sizga düşman bular. Amerika düşmanligini mana ko'rsatdi. Isroilning orqasida turib. G'arb düşmanligini ko'rsatdi. Isroilning orqasida turib. Bolalarni, ayollarni o'ldirishlikka yordam berib, ular düşmanligini ko'rsatdi. Musulmonlar mana bu narsalarga e'tibor berib tushunishlik kerak. Tarixga qarashlik kerak. Siyosatga qarashlik kerak, voqeilikka qarashlik kerak, o'zini diniga qarashlik kerak. Yahudiylar bilan kelishamiz, yahudiylar yaxshi inson, yahudiylarga yaxshilik qilsangiz ular ham yaxshi bo'ladi degan odamlar o'zini dinini tushunmagan odam. Robbisining kitobini o'qimagan odamlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning siyratini o'qimagan odamlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qancha xiyonat qildi bular Madinada. Dushmanlar tarafini olib düşmanlar tarafiga o'tib oldi, qiyin kunlarda, og'ir kunlarda. Bular shunday insonlar, bularning tabiati shunday insonlar. Musulmonlar bugungi bo'layotgan ishlardan o'zlariga chiroyli ibratlarni olishni kerak. Kelajak uchun tayyorgarlik ko'rishni kerak. Bolalarni, kichkinalarni ularni tayyorlashni kerak. Nima qilishni kerak? Bular Yahud va Nasroniylar bilan muomalada qanday bo'lishni kerak? Bu narsalarni o'rgatishni kerak ular. Bo'lmasam, bugungi kunlar ham unutilib, ertaga ular bilan yana opo-chapo bo'lib ketib, odamlar o'shalarga aldanib ketishligi mumkin. Qancha-qancha musulmonlarning ichida odamlar bor, qancha-qancha insonlar bor, g'arbga aldangan. G'arbning madaniyati, g'arbning taraqqiyoti, g'arbning chiroyli yashashi, g'arbning iqtisodi G'arbni ishlab chiqarishi deb ozidan g'arb tushmaydi. Ozidan Yevropa tushmaydi. Mana Yevropaning asl basharasini ko'rib turibsiz. Isroilning orqasida ularni turishligi bilan ular o'zlarini aslan kim ekanligini ko'rsatib qo'yadi. Musulmonlar mana shu narsalarni bilishlik kerak. Bu narsalarni tushunishlik kerak. Agar e'tibor bermasa, tushunmasa o'zlariga bular tomonidan ertaga qattiq-qattiq zarbalar keladi. Va musulmonlarning ichlarida o'sha g'arbga aldangan, yahudiylarga aldangan, Amerikaga aldangan o'shalarning tarafini olib, o'shalarni maqtab, o'shalarning taraqqiyotini, o'shalarning kuchini kuch deb, ular kuchli, quvvatli deb ular tomoniga o'tib olgan insonlarni ham musulmonlar tanib olishni kerak. Ular kim o'zi? Ularni tanib qo'yishni kerak. Qarang, shuncha musulmonlarda qo'lida quvvat bor, kuch bor. Lekin o'sha Amerikadan qo'rqqani uchun, g'arbdan qo'rqqani uchun mazlum bechora o'sha joyda o'layotgan, halok bo'layotgan musulmonlarga yordam bera olmaydi. Qancha musulmonlarning adadi bor. Quroli bor, harakati bor. Qissa bo'ladi, lekin qo'rqqanligi uchun, o'zini diniga amal qilmaganligi uchun, dinini buyruqlarini bajarmaganligi uchun Robbisini nidosiga labbay deb ijobat qilmaganligi uchun, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rsatmalarini ushlamaganligi uchun ularni yordamsiz tashlayapti. Qo'lida quroli bo'lib turib ularni yordamsiz tashlayapti. O'zini siyosiy manfaatini ko'rib, iqtisodiy manfaatini ko'rib, o'zini foydasini, o'zini manfaatini o'ylab ularni yordamsiz tashlayapti.
Bu Müslümanlarga juda ham katta ibrat. Müslümanlarga juda ham katta ibrat. Va yana Müslümanlar bilishni kerak ki, agar o'zini diniga amal qilib, Rabbisini buyruqlarini qilib, haq yo'lda sobit qadam bo'lsa, albatta Alloh taoloning nusrati keladi. Alloh taoloning g'alabasi keladi. Va kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Bizlarga, mu'minlarga yordam berishlik haq bo'ldi deydi Alloh taolo. Haq bo'ldi mu'minga, ya'ni Allohga iymon keltirgan, Allohning buyruqlarini bajaruvchi mu'minga yordam berishlik haq dedi bizga. Alloh subhanahu va taolo. Alloh taolaning albatta g'alabasi nusrati keladi. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullohi yansurkum va yuthabbit aqdamakum. Ey iymon keltirganlar, agar Allohga yordam bersalaring, ya'ni Allohning shariatiga amal qilsalaring, Alloh taoloning diniga taslim bo'lsalaring, yansurkum, Alloh taolo sizlarga nusrat beradi. Al jazao min jinsil amal. Jazo amalni jinsidan. Agar siz dinga yordam bersangiz, Allohning buyruqlarini bajarsangiz, Alloh taologa labbay deb, Allohning buyruqlarini, Allohning nidolariga quloq solib, agar Alloh taologa labbay deb, Allohning buyruqlariga agar harakat qilsangiz, Alloh tomon harakat qilsangiz, yansurkum, Alloh taolo shunda sizga yordam beradi. Shunda Alloh taoloning g'alabasi keladi. Va yuthabbit aqdamakum. Va Alloh taolo qadamlaringni sabotli qiladi. Qadamlari sobit qadam bo'ladi. Qalblari sobit qadam bo'ladi. Dushmanlarni qurol aslahasidan, dushmanlarni adadi ko'pligidan, ularni texnikada rivojlanganligidan siz qo'rqmaysiz. Qalblaringiz sobit qadam bo'ladi. Musulmonlar Robbisiga, Robbisining yo'liga, payg'ambarining yo'liga qaytishni kerak. Mana shu g'alabani sababi va aytganimizdek nusrat sabablari, g'alabani sabablari, shar'iy sababi va kavniy sababi, bu ikkalasi ham olinishi kerak. Quvvat otishlikda deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, mana bu quvvatni ushlashlik kerak va buni yo'lida harakat qilishlik kerak. Kuchayishlikka harakat qilishlik kerak. Mana shunda ikkala nusrat sabablari olinadigan bo'lsa, musulmonlarga albatta Alloh taoloning g'alabasi keladi, chunki Alloh taolo buni va'da berdi. Mu'min bandalarga, o'zini avliyolariga, Allohning buyruqlarini qiluvchilarga Alloh taolo buni va'da berdi. Albatta Alloh taolo va'dasiga xilof qilmaydigan buyuk zotdir. Alloh taoloning diniga, Alloh taoloning shariatiga qaytishligimiz kerak. Mana bunda Alloh subhanahu va taolo albatta bizlarni ishlarimizga baraka beradi. Alloh taolo bizlarni ko'p yaxshilikka Alloh taolo muvaffaq qiladi. Alloh taolo o'zi dinida sobit qadam qilsin. Alloh taolo haq yo'ldan adashtirmasin. Kofirlarni hila nayrangiga, ularni shubhalariga aldanib qolishidan Alloh taolo saqlasin. Mana bu hodisalar kofirlarni aslan kim ekanligi va ularni hilalari, ularni turli xil kirdikorlari bu narsalarni ochib berdi. Aslan musulmonga kim do'st ekanligini ochib berdi. Va musulmonlarning ichidagi xoinlar, sotqinlar, musulmonlarga yordamsiz tashlaydiganlar, bularni aslan kim ekanligini bugungi kundagi hodisalar bizlarga ochib berdi. Allah subhanahu wa ta'ala haq yolda sabit qadam qilsin. Wallahu ala wa alam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.